Merhaba Çiçeğim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Başakcığım iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Biliyorsun artık dernek oluyoruz İstanbul Blockchain Yolu platformu olarak. Sen bir trader olarak, kadın trader olarak bu dernekten neler istersin, neler beklersin? Önce onu bir öğrenelim senden. Şöyle söyleyeyim, zaten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yeterince ve beklentilerin de gerçekten üstünde şeyler çok yapıyorsunuz. Blockchain alanında ve etkinliklerde de zaten konuştuğunuz şeyler, daha doğrusu blockchain'in yapısı hakkında olsun, kadınlara özgü olsun, her konuda farklı yönden yaklaşımlarınız var. Fakat ben bir trader olarak, hani kripto dünyasında trade işlemleri yaptığım için sizden şunu da bekliyorum. Evet. Yani trade işlemlerini kadınlara tanıtmak konusunda nasıl bir trader kadın olunur? Bunları bu etkinliklerde görmek istiyorum açıkçası. Bunları sen anlatacaksın. Kadın trader nasıl olunur? Çünkü biz senden biliyoruz. Ne kadar sıkıntı yaşadığını da biliyorum. Evet, aynen. Biraz bahsetmek ister misin? Kadın trader olarak nasıl sıkıntılar yaşıyorsun? Tabii ki bahsedeyim. Şöyle sıkıntılar yaşadım açıkçası. Maalesef borsada ve kripto paralarda, teknoloji anlamında ve blockchain anlamında kadın sayımız maalesef yeterli değil, az. Evet. Ve bu Türkiye genelinde baktığımızda, dünya geneli için söylemiyorum. Türkiye, dünyada da az. Aslında dünyada Japonlar olarak, ben Japon kadın traderlar olarak bir röportaj yapmıştım. Türkiye genelinde biraz daha azız bu konuda. Fakat yeni yeni şu anda çok fazla kadınları sizin Blockchain Woman olarak desteklediğiniz için görmeye başladım. Ben de bir trader olarak bu kripto dünyasına ve bu piyasaya girdiğim zaman tabii ki erkek ataerkil bir olay söz konusu bu. Kripto tarafında çok daha fazla, trade tarafında, Telegram'daki muhabbetler olsun. Aynen. Yani ben mesela bakıyorum, bir Telegram grubunda bir şey yazıyorum, hemen arkamdan başka kadınlar da yazmaya başlıyor ama normalde sessizler. Benim arkamda kadın yok, sıkıntı orada, trade yapan kadın yok çünkü. Evet. Ve o konuda da tabii ki hem kötü laflar da yediğim oldu. Evet, onu hem biliyorum. İnanılmaz desteklendim. Sosyal medyada da kadın olduğun için sana sataşanlar oluyor. Çok oluyor, evet. Seni kadınlığından vurmaya çalışıp sataşanlar oluyor. Evet, elinin hamuruyla ne işin var? Borsada diyenler bile oluyor açıkçası. Evet. Hepsinden de daha çok kazanıyorsun ama öyle de bir şey. Söylemeyeyim o kadar. Şey gibi olacak ama şunu söylemek istiyorum. Bunun yanında gerçekten destekleyenler de çok oldu. Evet. Yani hani bir de şöyle bir açıdan bakalım. Bir hayran kitle tarafı var. Hı hı. Bir de rahatsız olan bir kitle tarafı var. Çünkü o kadın olarak, zaten toplumsal olarak ataerkil bir toplum, hı hı, düzeninde ne gerek var kadının burada olmasına diyen bir grup var. Bir taraftan inanılmaz bir şey, bir kadın, hı hı, trade yapıyor, grafik paylaşıyor. Saygı duyuyorlar. Ve evet, çok saygı duyup, evet, hayran olup ve bunu dile getiren bir grup var. Ve ben bunlara bakmıyorum açıkçası. Çünkü ben buna gönül vermiş birisiyim, yani kripto paralar olsun, blockchain, algoritma, yapay zeka. Bunlar benim için gerçekten inanılmaz şeyler. Yani kendimi dünyadan farklı bir dünyaya adapte ediyorum. Burada mimar olduğunu da eklemek istedim. Evet, teşekkür ederim. Tamamen bambaşka bir konuya. Aynen, bambaşka bir. Ben de gerçi farklı bir background'dan geliyorum. Evet. Ama ben de gönül verenlerdenim. Gönül verdik. Kadınları da alıp arkamıza yürüyeceğiz artık. Evet. Ve benim için mesela çok stresli olan bir trade olayı ve kripto para veya borsalar dünya genelinde gerçekten çok stresli ve heyecanı, action'ı çok fazla olan bir piyasa. Fakat ben girdiğim zaman keyif alıyorum. Elimde laptop, kahvem. Ya gerçekten inip, ya inanılmaz belki bir şey. Belki de kadınlar bu strese dayanamıyor olabilirler. İşte ben bunu anlatmak çünkü istiyorum. bunu sevdirmek lazım. Hatice kaybettim. Hemen Hatice'yi arıyorum. Evet, aslında benim için düşmesi
ayrı bir zevk. Hani piyasanın çıkması ayrı bir zevk. Yani durmadan akümüle olmuş bir piyasada trade yapmak çok sıkıcıdır. Yani yatay pozisyonda durmadan trade, yani ne zaman yükselecek, ne zaman düşecek diye beklersiniz. Fakat Ali Perşembe hocamızın da anlattığı gibi, yani biz bu kadar hızlı iniş çıkışlar görmeyiz normal borsalarda dedi. Fakat kripto piyasasında böyle değil, inanılmaz iniş çıkışların olduğu bir borsa ve heyecan da çok fazla oluyor. Aniden para kazanabiliyorsunuz, aniden inanılmaz para da kaybedebiliyorsunuz. Evet. Ve benim anlatmak istediğim olay şu aslında. Beni takipçilerime söyledim, her zaman söylediğim olay. Lütfen bilmeden girmeyin. Yani bu muhakkak borsa ile ilgili, teknoloji ile ilgili, blockchain ile ilgili bilginiz olsun ve bunun yanı sıra teknik analiz bilmeniz lazım, grafik okuyor olmanız lazım. Ben de şöyle diyorum, tam tersine, bilmeseniz de bir miktar, çok büyük riskler değil, çok az da olsa nasıl alınır, nasıl satılır, en azından bunu öğrenmek için bir giriş olsun diye girin diyorum. Bilmeden girmeyin diyorsun ya sen. Ben de tam tersine girmeden bilinmez diyorum. Çünkü senin de mesela hikayen öyle başlamıştı. Kaybederek başladın. Aynen öyle. Yani tabii ki büyük riskler almayalım. Yine altını çiziyorum. Ama 300-500 ne kadarsa hani alabileceğimiz risk. Biraz girelim, deneyelim. Çünkü o kaybetmek de büyük bir tecrübe oluyor aslında. Aslında senin dediğin olay şu. Nasıl giriyorlar? Şöyle işte kredi çekip giriyor. Evet, büyük işte. Meblağla giriyor. Evet. Seni hani kaybetsen de rahatsız etmeyecek. Hani senin için önemsiz olan bir meblağla girersen ki ona da hodl mantığı deniyor. Yani ben işte 500 TL atayım. Bir sene dursun. Evet. Mantığı gerçekten o şekilde girilebilir. Ben günlük trade yapan bir insanım. Yani day trade ve scalping üzerine borsalarda bulunuyorum. Günlük trade yaptığım zaman günlük kazancım neyse ya da karım ya da zararım, ona göre aylık bir hesaplama yapıyorum. Evet. Ondan sonra aylık ne kazandım ne kaybettim. Zaten siz trader olabilmeniz için ilk önce kaybetmeniz lazım. Kaybederek bu piyasaya gireceksiniz. Kaybetmeden öğrenemezsiniz hiçbir şeyi. Dünyanın en iyi traderları bile %40 kaybı göze alarak oyun yapıyor. Evet, ya oynuyorlar. Bunu söylediğinde çok şaşırmıştım mesela. Tabii %60 onlar için çok büyük bir rakam. Evet. Yani %40 şöyle düşünün, bir stop seviyesi belirleriz. Deriz ki ben yükseleceğine inanıyorum, grafikte gördüm. Formasyonum tutmak üzere. Formasyonunu gördüm. Analizini yaptım falan, her şey tamam. Fakat ya ani bir şey oldu ve düşerse benim bir stop seviyesi belirlemem lazım. Onda bile %3 kaybı göze alarak en az %3'lük bir stop seviyesi belirliyoruz. Bu da bir kayıp. Yani çıkmadı yukarı ve düştü ve siz o an işlemde değilsiniz. Stop çalıştı, %3 kaybın var. Onu göze aldın çünkü. O şekilde giriyoruz. Evet. O da bir kayıptır. Risk olmadan kazanç yoktur zaten. Asla. Peki çok trade'den falan bahsetmeyelim. Teknik şeylerden bahsetmeyelim. Kadınlar gününü çünkü aynen öyle. Konuşuyoruz burada. Son sorumu da söyleyip kapatalım. Nasıl kadınları çekeriz bu piyasaya daha fazla? Bitcoin, kripto paraları nasıl anlatırız? Blockchain tarafı bizde, kripto paralar sende. Ne yapmamız lazım? Şöyle söylemek lazım. Aslında ilk önce kripto paraların, ya yani ilk önce bir anlatarak tabii ki anlatıyorsunuz kadınlara. Blockchain'i anlatıyoruz, kripto paraları anlatıyoruz. Fakat heyecan yok. Yani bunun için bir heyecanlanmaları lazım. Bunu bir öğretmemiz lazım. Ya yani mesela ben bir trade yaparken neler yapıyorum? Yani senin bir gününü çekmemiz lazım. Aynen öyle. Ya bir göstermemiz tamam, lazım. Tık tık bakarken. Sen benim trade yaptığım zaman heyecanlanmıştın, hatırlıyor musun? Evet. Başak? Bu harika bir şey dedin. Bunu benim de öğrenmem lazım dedin. Yani bunlar nasıl yapılıyor? Yani önlerinde bir örnek olması gerekiyor. Yani trade yapan kadınları gerçekten online olarak göstermemiz lazım. Neler yapabileceklerini, ya bir kadın olarak sen aslında yapıyorsun. Ben yapıyorum. Sosyal medyadan
Çok güzel destekliyorsun. Destekliyorum. Ben gerçekten senden çok şey öğrendim canlı yayınların sayesinde. Teşekkür ederim. Bol bol sen paylaşacaksın o zaman. Aynen, onu da paylaşmak istiyorum ve hani zaten amacım kadınları bu kripto piyasasına sokmak. Ya bir kadın zaten çok şey yapabilir benim gözümde. Kadınlar bambaşkadır. Çünkü zaten hem evin yükünü alırlar, hem çalışırlar, hem kariyer de yaparlar. Ve eminim kadın isterse her şeyi yapar. Para da kazanırlar ya. Evet. Ve ben erkeklerden daha iyi para kazanabileceklerini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü onların erkekler nereden çıkacaklarını tam tahmin kestiremiyorlar. Çok ilginç bir şey var. Ama bizim kadınlarımız da bir koruma veya bir tehdit gördüğü zaman hızlıca oradan içgüdüleri çok kuvvetli ve düşeceğini de anladıkları için hemen hızlıca çekebiliyorlar. Evet. Yani daha çok para kazanma sebepleri de bu yüzden oluyor gibi geliyor bana. Bir yerden sonra zaaflarına, hırslarına yenilmiyorlar. Evet. Aynen öyle. O konuda güçlü iradeye sahip oldukları için kadınlar bence de daha başarılı olabilirler. Aynen. Ve garanticilerdir. Evet, garanticilerdir. Yani erkekler riski çok severler gerçekten. Çünkü onlar zaten doğaları gereği öyle büyüdüler. Ama kadınlar da garantici olarak büyüdüler. Kadınlar daha garantici yaklaştıkları için daha çok, daha güzel paralar kazanabiliyorlar. Evet, teşekkür ederiz Hatice. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten röportaj. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşça kalın. Aynen.